Yanınıza gidelim. Bodrum Şoförler Odası'na şikayetlerini bildirmek için ziyaret etmek istediği Muğla Valisi Lütfi Yiyenoğlu Bodrum'a geldi. Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Vali Yiyenoğlu şoförlerin sorunlarını tek tek dinledi. Yani burada kaçak taşıma yapılıyor. Onu vergi tek tek plakalarını bildirdik fakat bir sonuç alamadık. Nasıl olsun? Free taksi diye bütün müşteriler de gidiyor otellerden alıyorlar. Tekrar getirip otellerine geri bırakıyorlar. Yani biz orada taksi durağı duruyor. Onlar free taksi diye yolcularını alıyor, getiriyor, bırakıyorlar. Bodrum Şoförler Odası'nın organize ettiği toplantıya Muğla Valisi Lütfi Yiyenoğlu, Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Güner'le Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Özden ayrıca şoför esnafı da katıldı. Sizin bir elçilik görevi taşımaktan dolayı bir elçilik göreviniz var. Yani... Şoförlerin sadece meslek mensubu değil, turizm elçisi olduklarını söyleyen Vali Yiyenoğlu, bu bilinçle hareket edilmesi gereğine değindi. Bir diğer propaganda, yabancının kendi ülkesinde anlatması bu bölgeye. Memnuniyet ayrıldığı zaman biz kazanç oluruz. Dolayısıyla ülkemiz kazanç olur. Hepimiz kalkarız. Hem siz, hem belde, hem ülke. Onun için yapılan görev çok önemli. Bunun bilinçlisiniz. Toplantıda konuşan Bodrum Şoförler Odası Başkanı Mehmet Güner, korsan taşımacılığın dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi. Bugüne kadar çabalarının boşa gittiğini ifade eden Güner, yetkililerden tam destek istedi. Belediyelerin sınırları içerisinde taşımacılık yapacak herkes belediyelerin izin alması lazım. Baktığımızda bugüne kadar Bodrum Belediyesi'nden bunlarla ilgili alınmış belediye sınırları içerisinde çalışan, faaliyet gösterenler hiçbir yasal izin yok. Belediyeler arası taşımacılık yapacaklar ve için terbi konusunda müracaat edip oradan taşıma izni almaları lazım. Bunlar da yok. Şoförlerin dile getirdiği sorunların arasında korsan taşımacılık, durakların yetersizliği ve uygulanan cezalar gibi konular vardı. Korsan araçlar vergisini vermeden yolcu taşıyorlar. Ben haksız kazanç sağladıklarına inanıyorum. Sizden de istirham ediyorum, arz ediyorum. Bu korsanların bir an önce önlenmesini istiyorum. İlçe trafik komisyonlarımız vardı. Bunlar lav edildi, belediye devrildi. Şu anda belediyemizin de elemanı yok. Öyle konuşuldu. Bir an önce iç denetimin de yapılmasıydı. Toplantıda anlatılan sorunlar tek tek not edildi. Başarılı olduğunuzu derseniz herhangi bir başarımız yok.